Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Welcome. Buyurun. Evet, hoş geldiniz. Evet, Sayın Büyükelçim, ziyaretinizden dolayı çok teşekkür ediyorum. İnşallah bu görüşmemiz ve ziyaretiniz hayırlara vesile olur. Bizim de Diyanet İşleri Başkanlığı olarak Avrupa Birliği ülkelerinde gerçekten yaklaşık 40 yıldır çeşitli alanlarda her zaman işbirliğimiz devam etmektedir. Çok teşekkür ederim bizi kabul ettiğiniz için. Sizinle görüşmek bizim için büyük memnuniyet kaynağı, aynı zamanda çok onur duyduk. Sağ olun. Çünkü biz biliyoruz ki yani hem medeniyetimizden gelen bir birikimle hem de inancımızın bir gereği olarak birlikte her zaman hayır vardır, ayrılıkta da her zaman şer vardır, kötülük vardır. Dolayısıyla bütün dinlere baktığımız zaman hep birliği, beraberliği tavsiye eder, emreder. Dolayısıyla insanlar yani hangi dine inanıyorsa inansınlar, eğer kendi mesajlarına, kendi kitaplarına uysalar, dünyada barış sağlanır, ayrılık, düşmanlık ortadan kalkar. İslam'da, Kur'an'da bir kişiyi öldürmek, haksız yere bir kişiyi öldürmek, bütün insanlığı öldürmek gibidir. Bir kişiyi kurtarmak da bütün insanlığı kurtarmak gibidir. Tabii biz her zaman adı da barış olan İslam'ın mensupları olarak bütün gücümüzle hem yaşadığımız yerlerde hem de dünyanın her yerinde barışın, barış içerisinde insanların yaşaması için bütün gücümüzle hem Diyanet İşleri Başkanlığı olarak hem yurt dışındaki görev yapan 2000 civarında hocamızla bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Gittiğimiz yani hocalarımızın bulunduğu her yerde yani burada onlara eğitim veriyoruz gitmeden önce. Diyoruz ki Müslüman peygamberimizin tanımıyla elinden ve dilinden emniyette olunan, güvende olunan kimsedir. Yani diğer insanların elinden ve dilinden emniyette olduğu kimsedir. Bunu hem kendileri yaşamaları hem de bulundukları yerde bu felsefeyi gerçekleştirmeleri, bu düşünceyi gerçekleştirmeleri için kendilerine uzunca bir eğitim veriyoruz. İnancı, ırkı, mezhebi, düşüncesi ne olursa olsun farklılıkları zenginlik olarak kabul edip birlikte yaşama tecrübesinin tarihten gelen o birikimle birlikte en güzel örneğini gerçekleştirmelerini istiyoruz. Tarihen sabittir ki bu felsefe öne çıkarıldığında dünya huzur içerisinde olmuştur. Bu felsefeden taviz verildiğinde yani farklılıkların zenginlik olarak sayılması felsefesi ihmal edildiği her çağda dünya huzursuzluk içerisine sürüklenmiştir. Yani özellikle son yıllarda Müslüman toplumlarda terör aşamasına gelen bir takım yapılanmalar var. O yapılanmalara karşı en büyük mücadeleyi biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak vermeye çalışıyoruz. Özellikle Almanya'da artık 4. nesil, 5. nesil oluştu Türklerden. Yani 60 yılı aşkın bir zamandır Almanya'da, 50 yılı aşkın bir zamandır Fransa, Belçika, Hollanda, İsviçre gibi ülkelerde yaşayanlar var. Tabii oralarda insanların mutlaka inanç özgürlüğüne, din özgürlüğüne, ibadet özgürlüğüne yönelik ihtiyaçları var. İnsanların çok önemli beş hakkı vardır. Biz bunların nerede yaşıyorsa yaşasın, bu beş hakkının mutlaka
korunması gerektiğini düşünüyoruz. Bunlardan birincisi inanç özgürlüğü, ikincisi can özgürlüğü, üçüncüsü mal özgürlüğü, malını korumak insanların, sonra neslini korumak, yani insanların nesil özgürlüğü, neslinin devam etmesi gerekiyor. Bizim inancımızın en önemli yanlarından, alanlarından birisi budur. Yani bu özgürlüklerini insanların korumak. Bu beş özgürlüğüne zarar verecek şeyleri de önlemek gerekiyor. Dolayısıyla bütün insanlar, inançları ne olursa olsun, ırkları, mezhepleri ne olursa olsun, el birliğiyle yaşadığımız yerlerde insanların bu haklarını muhafaza etmek barışa gidecek yolları kolaylaştırır diye düşünüyoruz. Bu noktada tabii ibadethaneler çok önemli. Özellikle Batı'da Müslümanların ibadethanelerine zaman zaman saldırılar oluyor. Hangi inancın ibadethanesi olursa olsun, bu saldırıların mutlaka önlenmesi, durdurulması, yani hiç olmaması için her türlü gayreti göstermek gerektiğini düşünüyorum. Mutlaka bu çok önemli haklarını insanların korumamız lazım. Thank you.